TV. Everybody is ready? We can start. Hi everyone, welcome to Galatasaray press conference. First of all, we start with our head coach Okan Buruk, and after we will continue with our player Gabriel Sara. Yes coach, what do you want to say about the game? Evet, bizim için tabii ki çok önemli bir karşılaşma. Galibiyetle başladık. Galibiyetle devam etmek istiyoruz. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Son 2 senenin şampiyonu, bu sene de büyük ihtimalle şampiyonluğun en büyük adayı, çok yakınlar. O yüzden önemli bir takım, önemli oyunculara, kendi içerisinde özellikle kendi ligi için, kendi ülkesi için önemli oyunculara sahipler ve çok başarılı bir takım. Taktiksel olarak değişikliklerini maç maç yaptıklarını daha önceki maçlarda gördük. Yani bazen dörtlü bazen üçlü savunma oynuyorlar. Bu da oyun içi dizilişleri değişiyor. Tabii ki iyi savunma yapacak bir takım. Son Steaua Bükreş maçında izlediğimizde özellikle yine savunma yapmayı, kalabalık savunma yapmayı, zaman zaman önde de baskı yapmayı denediler. Dediğim gibi hedefimiz kazanmak, buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, bir 5 günlük bir ara vardı 2 maç arasında bizim için. Dinlendik, hazırlandık. Yarın oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah yarın kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Utkudayız. Yes, for us, of course, a very important game this is gonna be. We started with a victory and we would like to continue with a victory. We are respecting our opponent completely. They are the champions of last 2 seasons and this year as well, one of the biggest candidates. They are very close to being the champions. They're an important team with important players in their team inside their country. They have important players and a lot of success as a team. Tactically, some differences game by game they are doing. In the previous game, we have seen sometimes with 4 in the back, sometimes with 3 in the back they're playing, and their positioning in open play changes. Of course, this is a team that's gonna defend well, and in the last Steaua Bucharest game we had watched defending with many players, especially, and from time to time trying to press high up the pitch. They tried. Our objective is to win and continue winning. We have rested. We had 5 days between 2 games for us. We have rested and we have prepared. And tomorrow, with our players, we are going to try to do the best. As always, I have a lot of confidence in all my players, and hopefully, we are going to continue on our road winning. Yes, Gabi, what do you want to say about the game? Good evening. Of course, it's an important game. We won the first one. I can say it's a great start, but in these situations, we have to win all the time, and that's what we want. We know it's an important and tough game. We are speaking about Europa League, so there is no easy games. And we go with full power and trying to win every battle, everything in this game, and propose our own football and win. Evet, tabii ki de önemli bir maç. İlkini kazanmıştık Avrupa'daki oynadığımız maçta. Bence çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu devam etmemiz lazım. Her zaman kazanmak istiyoruz tabii ki de. Önemli ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz tabii ki de. Burada kolay maç yoktur. Ve biz bütün gücümüzle gideceğiz ve her maçı, her mücadeleyi orada kazanmak ve gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak maçı da kazanmak istiyoruz. Any questions? Sorusu olan Emrah Bey, buyurun. Mikrofonu bekleyebilirsiniz. Önce Gabriel'e bir sorum var, sonra da hocama soracağım. Young Boys maçından önce veyahut da sonra tam hatırlamıyorum ama ikincilikten geldim ve Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorum demişsin. Şimdi çok önemli bir takımda forma giyiyor. Her maç 50 bin kişi taraftarın önünde ve önemli karşılaşmalarda da süre aldı, goller attı. Nasıl hissediyor? Takıma adapte olduğunu düşünüyor mu? You had said before the Young Boys game that you had come from second league team to a great club, and you had been playing in a Champions League game, and you're very excited in that sense. And right now you're in a very big club with 50,000 fans filling the stadium. How do you feel in every game in general? What are your feelings? I feel great now, to be honest. It's been a different start for me. As you said, I came from a second division in England, but I'm really happy to be here to play in Europa League with this team, knowing the history, know how important it is for the fans, and I hope we can win this season and be happy again.
Evet, yani şu anda harika hissediyorum açıkçası. Farklı bir başlangıç oldu. Sizin de söylediğiniz gibi İngiltere'de ikincilikten geldim ben ama burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde bu takımla mücadele etmek ve tarihini bildiğim için ve taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu bildiğim için bizim için de çok önemli ve umarım da bu sezonu da yine şampiyonlukla bitireceğiz. İkinci sorum hocama. Hocam, evet çok önemli bir karşılaşma ama gündemle alakalı bir soru sormak istiyorum. Yani bu RFS maçı haricinde. Kasımpaşa maçı oynadınız ve sonrasında herhangi bir kart görmeden tamamladığınız bir karşılaşma sonrasında TFDK'ye sevk edildiniz. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Yes. Yes, of course, we're going to have a match tomorrow, but I would like to ask a question about what's being said on the media. And in, after the Kasımpaşa game, you had actually haven't gotten any cards from the game, but after the game, you have been passed to the disciplinary committee. And what would you like to say about this situation? This has never happened before. Evet, yine enteresan şeyler olmaya başladı. Hem benim hem Başşahin'in Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevklerimiz gerçekten çok enteresan ve yani sağ kenarında olduğumuz, benim sağ kenarında olduğum, eğer hakemle bir diyaloğum olsaydı zaten hakem bana bu anlamda bir kart gösterirdi. Veya gözlemci vardı, dördüncü hakem vardı. Koridorda bir şey yok, dışarıda bir şey yok, saha içerisinde gördüğüm bir kart yok. Burada benim aldığım bilgi daha pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve bunun için federasyona üzerinde tabii ki gidip görüşmeler yaptıkları üzerindeydi. Pazar günü almıştım bu bilgiyi. Tabii ki çok inanmadım buna. Ama dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. O yüzden bana enteresan geliyor. Tabii ki dediğim gibi yani hakemle, ben hakemi tehdit etmem için benim hakemle bir diyaloğum olması lazım. Yani hakemin karşımda olması lazım. Çünkü karşımda olmayan birini ben tehdit edemem. Veya basın yoluyla tehdit etmem lazım. Öyle bir şey de olmadı. Yani bunların kamera üzerinden önü olmayan, arkası olmayan konuşmalar, hangi pozisyon için konuştuğunuz belli değil. Bir önceki penaltı için mi, yanlış verilen penaltı için mi konuştunuz? Doğru verilen penaltı için mi konuştunuz? Yani burada kendi kendinize söylenmeniz bile artık bundan sonra Türkiye'de bir ceza maddesi olarak ortaya çıkacaktır. Yani bütün takımlar için, bütün teknik adamlar için, bütün futbolcular için, herkes için bundan sonra sahadaki her konuşması potansiyel profesyonel futbol disiplin kurulu sevki olarak artık karşınıza çıkacak. Yani burada bunu demek istiyorlar. Dediğim gibi benim hakemi tehdit etmem için hakemle bir iletişim mi olması lazım? Hakemle iletişimin olmadığı, hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı bir kere. Şunu söylemek istiyorum. Ben tabii ki Futbol Federasyonu'na güveniyorum. Oradaki kurulların işini en doğru şekilde yapacağına inanıyorum. Ne karar verirlerse versinler, ona da saygı duyuyorum. Tabii ki benim için, takımım için en önemli şey tabii ki benim sahada olmam. Beni sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de bu anlamda bu kararla birlikte izin verilecekse de tabii ki birincisi benim ekibim var, futbolcularım var, taraftarımız var. Her türlü biz bu işin arkasında olacağız. Ama dediğim gibi inanılmaz, hem benim hem Michy Batshuayi'nin sevki gerçekten yani hiç yaşanmamış şeylerden biri. O zaman yani bu başlıyorsa bundan sonra bunun devamı çok net bir şekilde haftalarca gelmesi lazım her oyuncu için. Bundan önce bu yapılmadı. Yani kamera görüntülerinde hakem tehdidini birebir yüz yüzeyken yapılan tehditleri hatırlıyorsunuz, gördük. Küfürleri gördük, saldırmaları gördük, adam dövmeleri gördük, taraftar dövmeleri gördük. Bunların hepsinde bir şey yapılmadı, ceza alınmadı kimse. Ve dediğim gibi özellikle sadece bizim özelimizde bu yapılacaksa bu tabii ki bizim için üzücü bir şey olacak ama her karara da saygı duyuyorum. Dediğim gibi çok da Futbol Federasyonumuza bu anlamda güveniyorum. Uzun oldu biraz ama sen kısaltarak anlat.
Of course, some interesting things has started to happen for me and for Batshuayi to be sent to a disciplinary committee. It truly is very interesting, being beside the pitch and me being beside the pitch and with the referee, I didn't have any dialogue. If I had that, I would get a card. And there was the observer, there was the fourth referee. And in the corridor, there is nothing happening, and outside there is nothing happening, and there is no card that I have gotten in the stadium. But what the information I have got is starting from Monday, the administrators of Fenerbahce and Beşiktaş were trying to get me to be penalized, and they were trying to go and meet with the federation, and this was the information I had gotten. Of course, I didn't believe, but yesterday when we have seen this kind of punishment has been declared. And of course, what's interesting for me is, as I said, if such a decision is being made in this case, we're going to have this case for the other players and for the other coaches, and we're going to continue to get this every week and every game. Yes, please. Question for Mr. Buruk. Why did you choose not to do the training session today, but to get without the training session to the game? Is that a confidence, or you just want to get an additional rest day? Evet, Okan Hocam'a sorum olacaktı. Bu son günde neden antrenman yapmadınız? Bir gün daha ekstradan dinlensinler diye mi, yoksa bunun bir avantaj olacağını mı düşünüyordunuz? Şöyle, biz deplasman maçlarında eğer sentetik sahaya gitmiyorsak her zaman kendi tesislerimizde antrenman yapıp son taktik antrenmanımızı kendi tesislerimizde yapıp ondan sonra yolculuk yapıyoruz. Yani bütün maçlarda, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde bu şekilde yaptık bütün programımızı. It's like this, that if we are playing an away game and we are not going to a synthetic grass pitch, we are not going to play there, then less training, technical training we are doing in our own facilities, then we are making the travel in Champions League last year as well. This has happened the norm for every game. Serhan Bey. Hocam, yani iki maç için başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Dün Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları vardı. Sizde de eski dostluğunuz vardı. Ve şunu da sormak istiyorum. Burada ben Fenerbahçeliyim, babamı bile tanımam, babam da Beşiktaşlıyım dedi. Ve daha sonrasında sizle ilgili açıklamalar yaptı. Bir bunu sormak istiyorum, bir de şunu sormak istiyorum. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yöneticiler bir çaba sarf ettiniz. Kim bu yöneticiler? Bu bilgi size kimden geldi? Genel, anlamadım. Kimden geldi? Onu da açıklamak ister misiniz? Yeah, the administrators of Beşiktaş and Fenerbahçe have been saying who are these, and also Ilıcalı had declared some things about you, and would you like to reply to those things? Evet, ben aslında tabii ki demin de söyledim. Hala dostuz Acun'la. Ama burada tabii ki o Fenerbahçe için ben Galatasaray'ın başarısı, hakları için mücadele ediyoruz. Ya aslında çok kısa bir zaman önce, 10 gün önce biz aslında ne kadar iyi takım olduğumuzu ve yani aslında bir iyilik de yaptık. Çok önemli futbolcular Fenerbahçe stadında seyrettireceğiz demişlerdi. Biz bunu da yaptık. Yani çok önemli oyuncuları oraya götürdük. Çok önemli oyuncularımızla önemli bir galibiyet aldık ve çok önemli oyuncular seyrettirdik. O yüzden sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa bir süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz gerçekten bana çok komik geliyor. Ve çok yakın zamanda oynadığımız maç var ve eğer 3-0'dan sonra Atilla Karaalan'ın verdiği penaltı olmasa, yanlış penaltı, belki çok daha büyüyecek bir skor, çok daha farklı bir yere gidecek bir skor üzerinden maçı konuşabilirdik. O yüzden biz orada ne kadar iyi takım olduğumuzu, sahada ne kadar iyi olduğumuzu zaten gösterdik. Bence bundan sonra da 3 tane çok önemli takım şampiyonluk için yarış veriyor. Tabii ki Trabzonspor da burada arkadan gelebilecek potansiyele sahip kadro olarak. Bu arada Trabzonspor aleyhine de inanılmaz hakem hataları yapıldı sezon başından beri. Onu da altını çizmek lazım. Yine Galatasaray aleyhine
verilen penaltılar haftalarca, yani hiçbir zaman bunları söylemeden biz çıktık, dediğim gibi galibiyetimizi aldık, maçlarımıza çıkıyoruz. Herkes her şeyi söyleyebilir, herkes her şeyi düşünebilir ama burada güzel bir lig yarışı olacağı kesin. Bu yarış içerisinde de bence önemli takımlar olacak. Burada da biz gücümüzü, kalitemizi bu zamana kadar nasıl gösterdiysek, 6'da 6 ile başladık, 7. maçımızı kazanamadık, Avrupa'da kazanarak başladık. Hedefimiz tabii ki hem Türkiye'de hem Avrupa'da iyi futbol, iyi oyuncular. Yani çok iyi bir kadroya sahibiz, çok iyi önemli oyunculara sahibiz. Hedefimiz yolumuza kazanarak devam etmek. Yani burada Fenerbahçe seyircisini de gerçekten, yani bu 3-1'lik galibiyet üzerine bu kadar tekrar aynı şekilde olayın içerisine farklı yerlere götürerek çekmek, onları bence artık yani tam olarak cümleyi söyleyip kandırmak da demeyeyim ama onları farklı bir şekilde yönlendirmek de bence bana doğru gelmiyor. Yine iyi bir kadro, iki takım içinde önemli kadrolar var. Burada yarış devam edecek. 3 takım, 4 takım, belki 5 takım bilemiyorum. Şu anda ilk yeni başladı. Ama bu kadrolar üzerinden yarış devam edecek. Ve bu tür konuşmalar için, televizyon gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bana bir bilgi geldi. Bunun kimden olduğunu, neden olduğunu, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama bana bir arkadaşım tarafından böyle böyle bir şey olduğu söylendi. Yes, I had some information about the names, but I'm not gonna be able to say exactly what, of course. But the success of Galatasaray and the success of Fenerbahce is what we are fighting for, and we are friends with Acun Ilıcalı, but that's the difference we have right now. And just a little while ago, we have shown how good the team we are, and we had made a very good favor to them as well. Very good players. We had they had said that they are gonna make their fans watch very important players, and we made that happen, bringing our players over there. And we made them watch very important players over there. And we have stayed in the pitch, and we have played in the pitch. And after a little while, again, talking about the last year's stories, I think is quite funny in my part. And also, in just a very little while ago, we have played this game. After 3-0, if Atilla Karaoğlan hadn't given that penalty in error, perhaps we would have even more difference and win by a margin, and we would be talking about that game. But us over there, how good a team we are and how good we are on the pitch, we already shown. I think after now as well, we have three very important teams, of course, Trabzonspor as well, fighting for the title. And Trabzonspor has the potential to fight for that as well, coming from behind. Very important team they have. And there were many mistakes against Trabzonspor as well. In favor of Galatasaray, there were some mistakes and against Galatasaray there have been. But we never said and mentioned about this. Everyone can say anything and everyone can think about everything. But we're going to be fighting for the title, and it's going to be beautiful, I think, and there will be very important teams fighting in this. And however, we have shown our quality so far. We have won 6 out of 6. We couldn't win the 7th one, but we started winning in the Europa Cup. Of course, our goal is to play beautiful football and fight hard for the Turkish League and the Europa League. Our goal is to continue winning. Here, the fans of Fenerbahce as well, after this victory of ours 3-1, making this mirror and putting them inside and bringing them in a different way. I think I wouldn't say exactly fooling, but bringing them in a different way and directing them also, I think, is not correct. And I think a good squad for both teams, important squads there are. And we're going to compete, and 3-4 teams, perhaps 5 teams, I don't know, the league has just started. But with these teams, we're going to be fighting. These kind of speeches and going to television for every speech is too early, I think. Last question, son soru, Emrah Bey, buyurun. Hocam, yarınki maçla alakalı Avrupa Ligi'nde
İlk 8'e girmek için averajın da çok önemli olduğunu biliyoruz. Çok da yoğun bir fikstürden de geçiyorsunuz. 3 güne bir maç oynayan ve sakatlıklar da oldu geçtiğimiz maçta. Yarınki müsabakada kadro tercihiniz nasıl olacak? For tomorrow's game, of course, to be in the top 8, the average is also very important. And we are playing many games in a row. Every 3 days we are playing games and there is the risk of injury as well. So what type of squad can we expect for tomorrow? Birincisi tabii ki zor bir maç bizi bekliyor. Burada tabii ki en iyi oyuncularımızla, bu maça uygun en iyi oyuncularımızla oynamak istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ana hedefimiz bu maçı kazanmak. Yani rakibimize de çok saygı duyuyoruz. Dediğim gibi çok mücadeleci bir takım. Özellikle kendisi aslında etkili bir takım. Son 2 senenin şampiyonu. O yüzden rakibimize de çok saygı duyuyoruz ve burada onları yenmek için elimizdeki yeni kadroyla sahaya çıkmayı planlıyoruz. Of course, a difficult game awaits us, as we have said. Of course, we're going to play with the most adequate players, and that's what we want, and we want to win this game. Our main objective is to win this game, and we respect our opponents a lot. And as I've said, they're a fighter team, and they're going to they're effective in their home stadium as well. And we respect the opponent. They're the champion of the last 2 seasons, and we're going to choose the best squad that we can to win against them. Our press conference finished. Thanks to all. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese teşekkür ediyoruz.